Boğaz TV ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan yine bir hafta sonu haberiyle sizlerle. Ve ilk haberimiz Başbakan Davutoğlu Çanakkale'ye geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Rahmet Davutoğlu pazartesi günü Çanakkale'de miting verecek. Yaklaşan 7 Haziran genel seçimleri kapsamında seçim mitingleri gerçekleştiren Başbakan Davutoğlu Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştirilecek. Son dönemde bir takım etkinlikler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hızlanan seçim trafiğinde sırayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırlayan Çanakkale, pazartesi günü AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nu ağırlayacak. Troya Festivali afiş yarışması başvuruları devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, 52. Uluslararası Troya Festivali afişinin belirlenmesi için Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen afiş tasarım yarışması bu sene 11. kez düzenlenecek. Yarışmaya başvurular ise devam ediyor. Yarışma Grafikerler Meslek Kuruluşu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Troya Tübingen Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilecektir. Grafikerler Meslek Kuruluşu üyeleri, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları ve öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya son katılım tarihi 29 Mayıs. Savaştaki Kadınlar sergisi açıldı. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla ÇOMÜ'nün de destek verdiği Lemnos Gallipoli başlıklı Avrupa Birliği Kültür Projesi'nin sergi açılışı ve kitap tanıtımı Çanakkale Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Ağustos sonuna kadar Kent Müzesi'nde açık kalacak olan serginin açılışına Çanakkale Belediye Başkan Vekili Ali Uyanık, Avustralya Konsolosu, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Dinçay Köksal, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Ramazan Gülendam ve yardımcı doçent doktor Azer Banu Kemaloğlu ile projenin yürütülmesine katkı sunan akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı. Genç nesillere Çanakkale'yi anlatmalıyız. Haber Kocaeli'den. Kocaeli Darıca Belediyesi Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum projesi kapsamında ilçedeki öğrencileri Çanakkale'ye götürüyor. Bu kapsamda ilk kafileyi Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve vatandaşlar birlikte uğurladı. Sağ olun, hoş geldiniz. Çanakkale ruhu, Çanakkale'yi iyi anlamak, Çanakkale'yi gelecek nesillere iyi aktarmak ve sizin gibi gençlerimizi böyle Çanakkale'ye dedeme gidiyorum projesi kapsamında bu akşam ilk yolculuğumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Sizden hayırlı yolculuklar. Zamanı geçiyor. Bu sefer de işte bunları yaptırıyoruz. Her iki tümseyin arası bir topun bulunduğu yer. Ertuğrul Koyun'da daha net içine girerek de göreceğiz. Bunu şimdilik böyle panoramik olarak görelim. Ama bu tabiyeyi söyleyeyim. Namazgah tabiyası bu bölgenin ilk yapılan ve en eski en büyük tabiyası. Ve çok ağır yaralanmalar var. Bunlar böyle derelerin içine vadilere kurulmuş Bizim günlerce diyor öyle kadar, günlerce sevdiğimiz.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çataltepe köyünde hayır yemeği düzenlendi. Köy muhtarı Mehmet Altınsoy, geleneksel köy hayrının uzun yıllardır devam ettiğini, Lapseki ve Biga ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda davetlinin geldiğini söyledi. Hayırda 1700 kişilik yemek, pilav, tatlı ve ayran dağıttıklarını ifade eden Altınsoy, köyümüzün tarihi uzun yıllara dayanıyor. Bizden önce büyüklerimizin başlattığı köy hayır yemeği geleneğini bizler de sürdürmeye çalışıyoruz. Köyümüzden Çanakkale ve İzmir gibi büyük illere gidenler var. Köy hayır yemeği yapıldığı gün köyümüze hepsi gelir ve yakınlarıyla görüşme fırsatı bulurlar. Yemeğimize gelen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin dedi. Yemeğe Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleriyle oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Huban Çan Kadınlar Kalesi Derneği'nin üyeleri için düzenlediği liderlik eğitimi sertifika töreniyle son buldu. Eğitim hakkında bilgi veren Huban Çan Kadınlar Kalesi Derneği Başkanı Nihar Taşçı, bu eğitim çalışması kadınların liderlikleriyle ilgilidir. Kadınlar olarak dünya nüfusunun yarısını oluşturmamıza, yaşam koşullarının iyileştirilmesinde kilit olmamıza rağmen ekonomik kaynaklara sınırlı ulaşım, sosyal politik karar verme süreçlerinin dışında kalıyoruz. Kadınların liderlikleri dikkate alınmadan, toplumdaki rolleri, katkıları sürece katılımları sağlanmadan sorunun çözümü gerçekleşemez. Bu eğitim çalışmamızda kadınların liderliği konusunda yoğunlaşıyoruz. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Kadınların Öğrenme Ortaklığı, Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ortaklığında uygulanan eğitim, BİKAT Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Baykal tarafından verildi. 4 oturum olarak uyguladığımız eğitim programında, kadınların pratik ihtiyaçları etrafında örgütlenmeleri, kendi çözümlerini ve ortak hareket alanlarını geliştirmeleri, kooperatifleşerek kendi kuruluşlarını kurmaya ve destek vermeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımıza, huzurlarınıza başından beri yaptığımız her projede bizden desteklerini esirgemediği için çok teşekkür ediyorum. Kadınlara yönelik çalışmalarımız inşallah artarak devam edecek dedi. Katılımcılara sertifikalarını veren Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, kadınlarımızın her alanda başarılı işlere imza atıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Toplumun en temel taşını oluşturan bayanlarımızın içinde yer aldığı bütün projelere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz diye konuştu. AFAD eğitimlere devam ediyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim gören öğrencilere AFAD tarafından suda kurtarma eğitimi verildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Ayay bölümünde okuyan 1. sınıf 2. öğretim öğrencilerine gençlik kampında suda kurtarma ve bot kullanımı konularında AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi tarafından eğitim verildi. Çanakkale'de 25 dereceyi aşan hava sıcaklıklarında sıcaktan bunalarak denize atlayan Boz isimli Golden cinsi köpek vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahibinin denize attığı taşı almak için Boğaz'ın serin sularında hamle yapan Boz, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Getirip denize sokmaya çalışıyorum. Bakalım. Yazlığa gidince tabii daha rahat edecek. Buralarda zor oluyor ama. Deniz sezonu açtı. Deniz sezonu açıldı. Havalar güzelleşince deniz sezonunu açtık. Boz Golden Retriever cinsi bir köpek. 5 yaşında. Denizliği çok seviyor. Bütün yaz. Mecbur getiriyor bizi. Sokturuyor denize kendini. Duruz duşa da beraber giriyoruz. Hepsiyle beraberiz.
Teşekkürler, sağ olun. Gelmiyor, denizde mutlu. Herhalde bir ödül bekliyor. Simit falan atsak daha iyi olur. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Çanakkale temsilcisi ve Okan Üniversitesi Spor Müdürü Faruk Güneş 25-29 Mayıs tarihleri arasında üniversiteler arası 3x3 Türkiye Basketbol Şampiyonası'nın Çanakkale'de yapılacağını söyledi. Yapılacak teknik toplantıda kura çekiminin gerçekleşeceğini belirten Güneş, etkinlik Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Okan Üniversitesi işbirliğinde yapılacak. Müsabakalar 26 Mayıs'ta Kordon boyundaki Çağlar Kaynak basketbol sahasında başlayacak. Toplam 4 gün sürecek etkinliğe 20 farklı üniversiteden basketbol takımları ve teknik heyet katılacak. Çanakkale için önemli bir spor faaliyeti olacağını düşünüyoruz. Bu yıl Büyük Zafer'in 100. yılı olması münasebetiyle tüm Türkiye'ye spor faaliyetiyle barış mesajı vermiş olacağız diye konuştu. Kısa bir reklam arası, hemen ardından Meda'yla sizlerleyim. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Evet değerli izleyicilerimiz, günün gelişen haberleriyle sizlerleydik. Yeni haftada ana haber bülteninde Güçin Akın sizlerle olacak. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum.